Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Hepiniz hoş geldiniz. Bu video Sultan 1. Murat serisinin 5. ve son videosudur. Bu videoda Kosova Meydan Muharebesi ve Murat Hüdavendigar'ın şehit oluşu anlatılmaktadır. Şimdi videoya geçelim. ...1387 yılında Plojnik Savaşı'nda Kavala Şahin'in 20 bin kişilik Akıncı Birliği Sırp ve Bosna birliklerinin baskınına uğramış, çoğu yok olmuştu. Bu ağır yenilgiden sonra Sırp Kralı Lazar, Bosna Kralı Tvartko ve Arnavut Prensi Kasriyota Türkleri ve Müslümanları Balkanlardan atmak için kendilerine iyiden iyiye güvenmeye başladılar. Onların teşvikleriyle de Hırvat, Macar, Leh ve Eflak ile ittifak kuruldu. Varna, Ulah, Dobruca Prensi ile Bulgar Kralı Şişman da bu ittifakı destek vereceklerini açıkladılar. Sırp despot Lazar sayısı 60 bini bulan kuvvetli bir ordu oluşturmayı başarmıştı. Sultan Murad'a kardeşim diyerek gönderdiği mektuplarda haraç güzarlığı reddettiğini, asker sayısının çok olduğunu, Osmanlı'yı ve İslam'ı ortadan kaldıracağını söylüyordu. Gönderdiği başka bir mektubunda ise 1. Murad'a oğullarını ve iyi silahlarını yanına alarak savaşa gel diyerek davet ediyordu. 1. Murad'ın Lazar'a gönderdiği cevap ise netti. Eğer mert ise meydana gelsin. Cengin tozu dumanı nasıl doldurmuş görsün. Birinci Murat soğukkanlı davranarak planlı şekilde hareket etme kararı aldı. Bulgar Kralı Şişman ve Dobruca Prensi Ivanko müttefiklerle birleşemeden savaş dışı bırakılacak, ayrıca Bulgarların arkadan saldırılması engellenecekti. 1388'de 1. Murad'ın emriyle Çandarlı Ali Paşa 30 bin askerle Bulgaristan'a girdi. Önce Silistre'yi aldı. Bulgar başkenti Tırnova'da bulunan Kral Şişman Nibolu Kalesi'ne kaçtı. Ali Paşa'nın amacı hızla Bulgar kralını ele geçirmek ve onu itaat ettirmekti. Tuna nehrini takip ederek önce Tırnova'yı aldı ve hareketine devam etti. Nibolu'da Kral Şişman'ı bozguna uğratarak ittifak dışına itti. Bulgar kralı Şişman ittifaka girmeyeceğini ve 1. Murad'a itaat ettiğini bildirince hayatı bağışlandı. Lazar, Bulgar kralına olanları duyunca endişeye kapıldı. Batı'ya mektuplar yollayarak Sırpların Türklere karşı son kale olduğunu bildiriyordu. Sultan Murat, İslam'ın yayılması ve vatanın savunulması için Anadolu'dan gönüllü yardımcı kuvvetler istedi. Anadolu beylerine bağlı kuvvetler de destek için orduya katıldılar. İlk kez tüm Anadolu küffara karşı birleşiyordu. 1. Murat, Kütahya Sancak Beyi olan Yıldırım Bayezid ile küçük oğlu Karesi Sancak Bey Yakup Çelebi yanına alarak Rumeli'ye hareket etti. Kışı Filibe Sarayı'nda geçirdi. Bulgaristan seferini tamamlayan Çandarlı Ali Paşa ile hacdan yeni dönen yaşı oldukça ilerlemiş Evrenos Bey de orduya katıldı. Yaşlı kurt Evrenos Bey öncü kuvvet olarak ilerliyordu. Osmanlı öncü kuvvetleri Kosova Ovası'na geldiklerinde düşman kuvvetleriyle karşılaştılar. 1. Murat esas ordunun başında hareketine devam etti. Sırp Kralı Lazar tarafından gönderilen elçi Sultan Murad'a 3 aydan beri Türkleri bekledikleri halde gelmediğini ve Kosova'ya cenk etmeyi beklediklerini tehditvari bir tarzda söyledi. 1. Murat elçiye "Senin sözlerinin cevabı kılıçla verilir. Kosova sahrasında anlaşırız." diyerek elçiyi gönderdi. Murat Sofya, Köstendil ve Kratova yoluyla Priştine'ye hareket etti. Priştine ve Üsküp arasındaki Kosova Ovası'nda harp nizamını kurdu. Sırp kaynaklarına göre Osmanlı ordusu hiçbir yerde yağma ve tahrip yapmadı. Kosova Meydan Muharebesi 1389. Savaşın sebepleri.
Balkan devletlerinin Plojnik bozgunundan sonra Türkleri yeneceklerini düşünmeleri, Sırp despot Lazar'ın 1. Murad'ın üstünlüğünü reddetmesi, Türklerin ve Müslümanların Balkanlardan atılmak istenmesi, Balkan prenslerinin artık 1. Murad'a vergi vermek istememesi, 1. Murad'ın Balkan egemenliğini sağlamlaştırmak istemesi. Kosova Meydan Muharebesi, Priştine yakınlarındaki Lap Suyu ve Sitnica nehirlerinin kesiştiği yerde Kosova Ovası'nda meydana geldi. Ordu sayıları birçok kaynakta farklılık göstermesine rağmen Balkan İttifakı Osmanlı ordusundan daha kalabalıktı. O gece iki tarafta dinlendiler. Ertesi gün yaşanacak olan muharebeye hazırlanıyorlardı. Harp meclisinde Gazi Evrenos Bey 1. Murad'a "İlk saldırıyı biz yaparsak ağır zırhlı Sırplara karşı çok kayıp veririz. İlk saldırıyı düşmanın yapmasına izin verilmeli. Düzeni bozulan düşmanı yenmek kolaydır" tavsiyesinde bulundu. Yıldırım Bayezid ise meydanda doğrudan düşmana karşı cephe savaşı yapılmalıdır diyordu. Konuşmasına devam eden Evrenos Gazi'nin "Bugüne kadar Allah'ın yardımıyla çok asker çekip savaştım. Ama bu savaş evvelkiler gibi değildir" sözleri savaşın ciddiyetini gösteriyor. Sultan Murat gece çadırında yalnız kaldığında gözyaşları içerisinde dua ediyordu. Osmanlı ordusunun sağ cenahı yüksek sırtlara, sol cenahı ise Sitnica suyunun yakınlarında konuşlandı. Müttefik ordu Lap Suyu civarında mevzilenmişti. Birleşik Balkan ordusu Türkleri yeneceklerini düşünseler de işler onlar için hiç de yolunda gitmiyordu. Savaştan önceki gün Lazar'ın iki damadı Miloš Pičović ve Branković arasında ihanet sebebiyle gerginlik yaşanmıştı. Ayrıca Tvartko içten içe Lazar'ı kendisi için tehlike olarak görüyordu. Bazı prensler bir gece baskınıyla Türkleri yenebileceklerini söylediler. Fakat bazı komutanlar galibiyetin şüphesiz kendilerinde olduğunu, gece baskını yaparlarsa Türklerin kaçacağını, gündüz gözüyle bir tanesini bile canlı bırakmamak üzere hepsinin kılıçtan geçirileceğini söylüyordu. Sabah olduğunda Kosova meydanında iki ordu savaş düzeni aldılar. Bir tepe üzerinde ovayı gözleyen 1. Murad henüz bu kadar kalabalık bir ordu ile karşılaşmamıştı. Osmanlı tarafında Sultan Murat, Evrenos Gazi ve Ali Paşa ile birlikte ordunun merkezinde yer alıyordu. Önünde yine Yeniçeriler vardı. Merkez ordunun önü hendeklerle ve savunma hatlarıyla güçlendirilmişti. Ordunun sağ kanadında Kütahya Sancak Bey Şehzade Bayezid emrinde Cumhurtaş Paşa'nın sipahileri, sol kanadında ise Şehzade Yakup ve Sarıca Paşa'nın emrinde Anadolu askerleri bulunuyordu. Evrenos Bey'in tavsiyesiyle ordunun kenarlarına Hamitoğullarından gelen biner okçu yerleştirilmişti. Birleşik Hristiyan ordusunun merkezinde Lazar ve Sırp birlikleri, arkalarında destek kuvvetler ve ihtiyattaki Sırp askerleri bulunuyordu. Sağ kanatta damadı ve yeğeni Branković, sol kanatta ise Bosna Kralı Tvartko ile Bosna Dükü Vlatko Vukovic bulunuyordu. 1. Murat atının üzerinde askerlerine "Bugün gayret günüdür, erlik ve mertlik gündür" diyerek konuşma yapıyordu. Her iki ordu da kısa menzilli toplarını savaş meydanına getirmişti. Savaş düşman tarafından atılan bir top ile başladı. Her iki taraf tarafından atılan toplar etkili olmuyordu. Ali Paşa düşmanın ileri birliklerine saldırdı. Komutanlarını öldürdükten sonra geri çekildi. Müttefik ordu Lazar'ın taarruz emriyle hücuma başladı. Türk okçular yaklaşan Sırp ağır zırhlı süvarilerini okladılar. Sırplar bu saldırıda ağır kayıplar verdi. Düşman yaklaşınca Osmanlı piyadeleri kılıçlarını çekerek muharebeye dahil oldular. Süvarilerin yoğun olduğu sol kanat daha ileride düşman üzerine atılsa da zorlanıyordu. Osmanlı merkez kuvvetleri düşmanı durdursa da Osmanlı sol kanadında Şehzade Yakup Çelebi ve Anadolu beyleri zor durumdaydı. Çözülmeler başlamıştı.
sol kanatta Türkler savaş ağırlıklarının bulunduğu kamplara kadar geri çekildiler. Düşman bir kısım birliğiyle Osmanlı merkez birliğini yandan vurdu. Sağ kanatta ise durum daha iyiydi. Şehzade Yıldırım Bayezid sol kanadın çözüldüğünü duyunca yanına gazilerin bir kısmını alarak harekete geçti. Çok tehlikeli olmasına rağmen savaş meydanının ortasından hızla sol kanada yetişerek düşman birliğini yarma hareketi yaptı. Düşman artık iki ateş arasındaydı. Saatler ilerledikçe düşman ordusunda kısmen çözülmeler başlamıştı. Zaten isteksiz olan Bosna Kralı Tvartko daha fazla kayıp vermemek için geri çekiliyordu. İçten içe düşmanlık beslediği Lazar'ı yalnız bıraktı. Brankovic de savaşın kaybedildiğini anlayınca geri çekilerek kaçmaya başladı. Avrupalı kaynaklar Brankovic'in Sultan 1. Murat ile anlaştığını söylemektedir. Meydanda göğüs göğüse 8 saat süren savaş sonunda Osmanlı askerleri kaçan düşmanı takibe koyuldular. Merkezde Lazar ve ordusunun etrafı sol kanattan gelen Türkler tarafından da çevrilmişti. Osmanlı ordusu bu meydanda büyük bir zafer kazanarak Sırp kralı ve müttefiklerini büyük bir bozguna uğrattı. Lazar yanındaki 1000 kadar askeriyle esir alındı. Akşam yaklaşmış ve Kosova Ovası sessizliğe bürünmüştü. 1. Murat zafer için Allah'a şükrediyor, meydanı geziyordu. Savaş meydanında saklanan Sırp soysuzu Miloš Pičoviliç, Müslüman olacağı ve önemli bilgiler vereceğini söyleyerek savaş meydanını gezen 1. Murat'ın yanına geldi. Yanında sakladığı hançer ile Sultan 1. Murat'ı ağır yaraladı. Bunun üzerine Obilić Osmanlı elleri tarafından öldürüldü. Sultanın yaralı düştüğü yere derhal çadır kuruldu ve yarası ağır olduğu için Şehzade Bayezid'e haber gönderildi. Sultan 1. Murad'ın şehit olmadan önceki şu sözleri onun ne kadar büyük bir gazi olduğunu gösterir. İslam'ın zaferi için Cenab-ı Hak'tan kendimin kurban olması için dua etmiştim. İslam askerlerinin zaferini görerek hayatımın sonuna geldim. Oğlum Sultan Bayezid'e tabiyet ediniz. Bölge halkını incitmeyin, mal ve ırzlarına tecavüz etmeyin. Sultan Murat az sonra şehit oldu. 1. Murat şehit olunca esir alınan Sırp despot Lazar da öldürüldü. Devlet erkanı Yıldırım Bayezid'e biat etti. Şehzade Bayezid meydanda Osmanlı'nın yeni hükümdarı oldu. Kaçan düşmanı takip etmekte olan Şehzade Yakup Çelebi'ye de haber gönderilerek ordu merkezine gelmesi söylendi. Şehzade Yakup tahtta hak iddia edip memlekette huzursuzluğa sebep olur endişesiyle babasının çadırında boğduruldu. Yıldırım Bayezid babası Sultan Murad'ın ve kardeşi Yakup Çelebi'nin cenazesini Bursa'ya gönderdi. Osmanlı tarihinde ilk kez bir şehzade isyan etti.